Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an 9 kişiyiz. Bugün Konya Karatay Üniversitesi olarak geleceğini simüle et Zoom programında hep birlikteyiz. Şimdi dijital çağdayız, dünya değişiyor, hızlı değişim içindeyiz. Evet, üniversite çok önemli, üniversite eğitimi çok önemli. Ama üniversitelerde artık farklı bir bakış açısı gerekiyor. Multifonksiyonel robot gibi belki de çok daha farklı, çok yönlü olmak ve beceri kazanmak gerektiriyor. Ve dijital dünyada hayal gücü eksik olan, kendini az tanıyan, hani biz psikologlar Johari penceresini iletişimde çok önemseriz. Orada kendisiyle ilgili bilgileri, kendiyle ilgili farkındalığı yüksek olan insanların iş hayatında, sosyal ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde ve kendiyle olan ilişkilerinde çok daha sağlıklı ve çok daha efektif ilişkiler geliştirdiği, başarı kazandığı yapılan çalışmalarda tespit edilmiş. Bugün birazcık daha bir bakalım biz geleceğimizi ne kadar simüle edebileceğiz? Bu kariyer planlamamızda değişen noktalarda birazcık daha farklı bakış açıları sunabilmek adına böyle bir çalışmadayız. Organizasyonu yapan Konya Karatay Üniversitesi'ne çok fazla bizleri yönlendiren, yardımcı olan, destek olan Ahmet Bey'e de burada teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve sorularınızı chat kısmından yazabilirsiniz. Arkadaşlarımız bu konuda size yardımcı olacaklar. Yazdıktan sonra her konuşmacı arkadaşımız 1,5 saatlik bir sürecimiz var. O esnada 10-15 dakika gibi bir konuşma süremiz var. Deneyimlerimiz, bilgilerimiz ve kendi içimizdeki hayallerimizi burada paylaşmak dileğiyle diyorum. Ve sözü öğretim görevlisi Yasemin Hocama devrediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Ben Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Meslek Yüksekokulu'nun müdürü olarak devam etmeye çalışıyorum. Aslında öğrencilerimiz buradayken yeni mezun üçü de buradayken çok fazla hani ben söz hakkı alıp ifade etmek istemiyorum ama genel olarak meslek yüksekokullarının ülkemizdeki durumu ve bizim meslek yüksekokulumuzun diğer üniversitelerden farkı ne ya da bizim meslek yüksekokulu içeriğimizde hangi bölümler bulunuyor? Bunlarla ilgili kısa özet bir bilgi geçtikten sonra daha çok öğrencilerimizi dinlemeyi tercih ediyorum eğer sizler için de uygunsa tabii ki. Ve yine soruları olursa katılımcıların zevkle cevaplamaya da çalışırız hepimiz kendi adımıza. Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu'nun şöyle bir farklılığı var. Biz 2019-2020 eğitim öğretim döneminde başlamıştık sürece ve sadece dış ticaret ve mekatronik programıyla 75 öğrenciyle aslında adım atabilmiştik o süreç içerisinde. Şu anda 287 tane öğrencimiz var ve o ilk başlangıçtaki 75 öğrencimizi mezun ederek iş hayatına kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsü'nden farklı olarak sanayi bölgesi içerisinde uygulamalı eğitim verebilmemiz amacıyla daha çok bu tercih edilerek oluşturuldu. Sanayi bölgesi içerisinde Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü yerleşkesinde bulunuyor. Yani biz farklı bir yerleşkedeyiz ve bizim bulunduğumuz yerleşkede Konya Ticaret Odası'na ait ve bizim üniversitemize ait iştiraklerimiz bulunuyor. Önce bölümleri bahsedip daha sonra bizim iştiraklerimiz olan bağlantılarımız noktasına gelmek istiyorum. Dış ticaret, mekatronik, sivil havacılık kabin hizmetleri ve bilgisayar programcılığı olmak üzere 4 tane bölüm ön lisans programımız bulunuyor bizim eğitim verirken. Dış ticaret ve mekatronik dediğim gibi ilk mezunlarını iş hayatına kazandırmış durumda. Dış ticaret, mekatronik ve bilgisayar programcılığındaki akademisyen hocalarımızın büyük bir kısmı aynı zamanda sektör tecrübesi de olan hocalarımızdan oluşuyor aslında. Bir şekilde özel sektörü deneyimlemiş olan, sahayı bilen kişiler var. Onun dışında akademisyenlerimizin tamamı hem teoride hem uygulamada buranın şartlarına uygun olarak ve üniversitemizin vizyonuna uygun olarak öğrencilerimize destek vermeye çalışıyor. Biz ilk üniversiteden farklı bir yerleşkede kurulduğunda burada gördüğünüz 3 öğrenci arkadaşım da ve onların diğer öğrenci arkadaşları da farklı bir yerleşkede olmanın verdiği tedirginlikle geldiler ama sonra bizim onlara ifade ettiğimiz doğrultuda bize güvenerek bizimle birlikte bu yolda devam ettiler. Bizim için çok kıymetli ilk mezunlarımız. Çünkü gerçekten
farklı yerleşkenin hani ilk kurulmanın, kurucu bir yerde olmanın bazı dezavantajlarını yaşadılar. Şu anki duruma baktıklarında arada büyük bir farklılık olduğunu mutlaka belirteceklerdir diye düşünüyorum birazdan. Ama biz bunu avantaja çevirdik. Çünkü çok butik kaldık ve birbirimize daha çok vakit geçirme şansına sahip olduk. Okul dışında ya da okul içerisinde mutlaka bir şekilde etkileşim halinde olup süreci devam ettirdik. Pandemi bile bize engel olamadı. Zoom'dan mutlaka bir araya gelmeye çalıştık. Ya da işte hangi online ortam izin veriyorsa bazen bir mesaj bile bizim için yeterli oldu aslında. Bu bölümler neden farklı bir yerleşkede? Biz neden hani orada bir sınıf açmak varken kendimize daha zor bir yol seçip sanayi bölgesi içerisinde yeni bir binayla her şeyi sıfırdan başlayarak buradayız da gelecek olursak eğer, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü yerleşkesinde ticaret odasına ait ve üniversitenize ait iştirakler var. Biraz önce de belirttiğim gibi. Örneğin Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi, Konya Ticaret Odası Model Fabrika, Mesleki Eğitim Merkezi ve Fuar Merkezi var. Bunların haricinde yine üniversitemize ait olan Akıllı Teknolojiler Merkezimiz var. Akıllı Teknolojiler Merkezimiz bizim Avrupa Birliği projesi kapsamında yürütmüş olduğumuz ve bütçesi de gerçekten araştırma geliştirme projemize büyük katkı sağlayacak ve şu an Türkiye'de ilk olan tarım alanındaki akıllı teknolojilerle alakalı olan bir birim. Bizim üniversitemiz için ya da işte ön lisans programımız, meslek yüksekokulumuz için ya da mühendislik fakültemiz için ne gibi önemi var gelirsek, eğer ki öğrencilerimiz ARGE destekli bir projede yer almak isterlerse, önerileri olursa ya da hocalarıyla hareket etmek isterlerse, buradaki Akıllı Teknolojiler Merkezi'ndeki 3D tabanlı cihazlarımızla çalışma imkanına sahip oluyorlar. Orada alanında uzman olan hocalarımızla birlikte bulunma şansına sahip oluyorlar ve tabii ki CV'lerine inanılmaz bir katkısı oluyor. Onun dışında Dış Ticaret Merkezimiz var. Dış Ticaret Programı'nın burada olma sebeplerinden bir tanesi. Dış Ticaret Merkezimizde bizim dış ticaret uzmanı arkadaşlarımız var. Ve buradaki uzman arkadaşlarımız, o birim de Konya'da ilk kez kuruldu. Hatta Türkiye'de 6-7 tane şehirde vardı. İlk kurulan yerlerden bir tanesiydi Konya'daki. Hedef pazar araştırması nasıl olur? İhracat ya da ithalata ilk kez başlayacak olan şirketlere yol göstermek amacıyla ya da bunun haricinde örnek veriyorum, şirketler normal bir ihracat süreçleri varsa ama kendilerine bir farklılık, bir çeşitlilik kazandırmak istiyorlarsa, yepyeni bir ürünü yurt dışında bir ülkede satmak istiyorlarsa bunun hangi ülke olduğunu karar verme noktasında ya da hangi gidiş yollarını tercih etmeleri noktasında danışmanlık hizmeti veriyorlar buradaki arkadaşlarımız. Hatta onların kendi eğitim alanlarında kazanmış oldukları özel matris sistemleri var. Matrisi kullanarak hareket ediyorlar. Bizim öğrencilerimiz birinci sınıftan sonra kendileri alanına yönelik olarak bir altyapı edinmeleriyle birlikte bu dış ticaret merkezinde haftanın belirli günlerinde bulunuyorlar ve onlar yaklaşık 4-5 günlük süren bir kapsam, eğitim kapsamı içerisindeydi. Bu yıl tekrar güncelleyeceğiz onu. Orada gün gün işte örnek veriyorum bir gün trade map eğitimi alıyorlar. Bir gün matris kullanımı oluşturması eğitimini alıyorlar. Bir gün nasıl mail atılması gerektiğine dair eğitim alıyorlar. Ya da işte bazı özel veri tabanları var, web siteleri var. Ücretli ya da ücretsiz olanlar. Bunların hangilerinin alanlarında nasıl işlerine yarayacağına dair bilgiler edinme şansı elde ediyorlar. Hatta fırsat olduğunda pandemi bize izin vermedi maalesef ki onların müşteri ziyaretleri bulunuyor. Bizzat müşteri ziyaretlerinde de bulunma imkanına sahip olabileceklerdi. Ancak biz pandemi koşullarında hani ne kadar yapabilirsek, ne kazandırabilirsek yolunda gitmeyi tercih ettik. Herkesin olduğu gibi tabii ki de. Dış ticaret programındaki öğrenci arkadaşlarımız için böyle bir avantajımız var. Bunun haricinde zaten biliyorsunuz ki bizim alanımızda dış ticarette İngilizce zaruri bir dil. Kesinlikle bir lüks dil. Bunu her yerde söylüyoruz. Bütün akademisyen hocalarımız söylüyor. Bizim üniversite olarak bir farklılık kazandırmamız gerekiyordu. Sektörden önde gelen kişilerle ve duayen akademisyen hocalarımızla ilk bölüm kurulurken bir müfredat çalıştayı oluşturduk. Herkes dedi ki hani sektörün şu alana ihtiyacı var, öğrencilerin şu eksikliği var. Çünkü biliyorsunuz ki şu an dış ticaret uzmanı kişilerin bir kısmı aslında dış ticaret eğitimi almamış olan sadece dili çok iyi olduğu için o işi
insanlardan oluşuyor. Aslında sektörde alandan mezun İngilizce bilen ya da ekstra bir yabancı dil bilen kişilere ihtiyaç var. Biz bunu avantaj olarak kullanmak istedik. Zaten alanda biz yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızı. Dedik ki ikinci bir zorunlu yabancı dil eğitimimiz olsun. Ama bizim 2 yıllık bir eğitim hayatımız var. İkinci yabancı dili biz en verimli hangi dili seçebiliriz ve dünyada en çok işlerine yarayacak olan dillerden hangisi olabilir'e geldik. Hem alfabesinin aynı olması, hem İngilizce'ye yakın olması, hem dünyada en çok konuşulan ikinci, üçüncü diller arasında bulunması sebebiyle zorunlu İspanyolca eğitimimiz var. Dış ticaret alanı için söylüyorum bunu. İspanyolca eğitimi alıyorlar aynı zamanda. Bir de zorunlu staj eğitimimiz var. Her bölümde olduğu gibi. Bunu yaz döneminde gerçekleştiriyorlardı. Artık ikinci sınıfın ikinci döneminde bu zorunlu staj eğitimini gerçekleştirecekler. Aslında teorik eğitim alacaklar. İkinci sınıfa başlar başlamaz dış ticaret merkezinde iş yerinde gözle projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde bulunacaklar. İkinci dönemde direkt sektörde yine haftanın belirli günlerinde staj yapma imkanına sahip olacaklar. Bir diğer programımız mekatronik programı. Mekatronik programındaki arkadaşlarımız aslında kampüsün en avantajlı bölümüne sahip olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kampüs yerleşkemiz içerisinde, teknoloji ve eğitim kampüs yerleşkemiz içerisinde Konya Ticaret Odası model fabrika var. Model fabrika, affedersiniz, Türkiye'de Ankara ve Bursa'dan sonra 3. olarak kurulmuş olan bir proje. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile birlikte yürütülen bir proje. Ve yine Avrupa Birliği kapsamında yürütülüyor tabii ki. Bu projede nasıl yalın üretim odaklı çalışılabilir, verimlilik nasıl artırılabilir, yani müşteri memnuniyetsizliği en aza nasıl indirilebilir, sıfır hataya nasıl yaklaşılabilir yönünde yine aynı şekilde model fabrikada bulunan alanında uzman kişiler danışmanlık veriyorlar şehrimizdeki diğer sektörde bulunan iş yerlerine. Mekatronik programı öğrencilerimiz de aynı şekilde birinci sınıfın sonundan itibaren, yaz döneminden itibaren ikinci sınıf içerisinde de model fabrikada bizzat bulunarak uygulamanın içerisine giriyorlar. Orada öğren dönüş programlarımız var. Birazdan Abdullah size bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi benden daha iyi verecektir, yaşayan birisi olduğu için. Bu kapsamda hem gelen kişilerin şirketlerdeki kişilerle bir network sağlama imkanına sahip oluyorlar. Hem de uygulamanın bizzat içerisinde yer alıyorlar aslında model fabrika içerisinde. Onun haricinde mekatronik programı öğrencilerimizde yine mesleki eğitim merkezine ait olan bizim atölyelerimiz, laboratuvarlarımız var. Örneğin kaynak atölyesi var. Burada direkt dersleri kapsamında teorik bilgiyi akademisyen hocalarımızdan edindikten sonra o atölyelerde bulunarak uygulamayı bizzat yaparak eğitim almaya çalışıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Bütün yerleşke içerisinde bulunan iştiraklerimizde dış ticaret, mekatronik, bilgisayar programcılığı, sivil havacılık kabin hizmetleri, birazdan diğer iki bölümümüzün de yerleşkedeki bağlantısından bahsedeceğim. Her bir uygulamalı eğitim aldığında sertifika veriyoruz aynı zamanda öğrencilerimize. Yani üniversite kaynaklı vermiyoruz da bu Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüs Yerleşkesi'nde bulunan Dijital Dönüşüm ve Yeterlilik Anonim Şirketimiz var. Buranın desteğiyle, yani Konya Ticaret Odası'nın desteğiyle aslında bir sertifika sunmuş oluyoruz. Yani biz öğrencilerimizi hem teorik eğitim yönünden geliştirmeye çalışıyoruz, hem uygulama yönünden destek olmaya çalışıyoruz. Hem öğrenim gördükleri süreden itibaren bir network oluşturma imkanına sahip vermeye çalışıyoruz. Çünkü 25 binden fazla aktif üyesi bulunan bir ticaret odası destekli üniversiteyiz. Ve o 25 bin üyeye bir şekilde hani onlar da bize destek olmaya çalışıyorlar. Erişme imkanımız da bulunuyor. Sektörle öğrencilerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun ne kadarını yapabildiniz derseniz pandeminin el verdiği şartlarda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Daha da fazlası olacaktır eğer ki bu kötü süreci atlatabilirsek tabii ki. Hem de CV'lerine katkı sunmaya çalışıyoruz sertifika imkanıyla birlikte. Sivil havacılık kabin hizmetleri programımızın da şöyle bir özelliği var. Türkiye'deki diğer programlardan ayırt ettiğimizde biliyorsunuz ki bu programdan mezun olan öğrencilerimiz yer hizmetlerinde ya da kabin memuru olarak kendilerine bir kariyer hedefi çizebiliyorlar. Şunu söylemek isterim, tercih yapmak isteyen aday öğrencilerimiz varsa eğer, onlarda belirli olmazsa olmaz kurallar var. Önce o kuralları
söyleyeyim. Daha sonra bölümümüzdeki avantajlardan bahsedeyim. Bir kere adli sicil kaydını istiyoruz kayıt döneminde. Tercih yaptıktan sonra yerleşirlerse adli sicil kaydı olmak zorunda. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün öngördüğü Türkiye'de bulunan 12 ya da 13 taneydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Belirli hastaneler var. Bu hastanelerin özel olmasının sebebi uçuş hekimlerini bulunduruyor olması. Herhangi bir hastaneden bunu alamazlar. Genel sağlık raporu almaları gerekiyor. Kayıt esnasında bu raporu sunmadan asla ve asla kayıt yaptıramıyorlar. Onun dışında kız öğrencilerimizde 1.60, 1.80, erkek öğrencilerimizde 1.70, 1.90 boy oranına sahip olmak zorundalar. Düzgün bir diksiyona sahip olmak zorundalar. Vücutlarının görünen belirli yerlerinde piercing, yara izi, dövme gibi herhangi bir ibarenin kesinlikle ve kesinlikle olmaması gerekiyor. Ve belirli kilo şartımız var. Boy oranların 5 ya da 5 kilo aşağısı ya da 5 kilo fazlası son iki rakamının miktarında kilo oranına sahip olmaları lazım. Bu şartları taşıdıkları takdirde host veya hostes olma şansına sahip oluyorlar. Ve bu 2 yıl boyunca hani işe girene kadar ve atandıktan sonra da, çünkü onlar da biliyorsunuz havayolu şirketleri her sene tekrar tekrar belirli kontrollerden geçiriyor çalışanlarını ve sözleşmelerini yeniliyorlar ya da işte buna uygun prosedürler uyguluyorlar. Her birinin farklı kuralları var ama havacılık çok hani olması gereken katı kurallara sahip ama çok da avantajlı bir alan. Biz öğrencilerimize tercih döneminde bunu hatırlatmak istiyoruz. Çünkü herkesin bu konuda bilgisi olmayabiliyor. Burada Meslek Yüksekokulumuzda Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'nın ne özelliği var derseniz, Türkiye'deki diğer bütün Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programlarında İngilizce ders saatleri 2 ya da 3 saat. Bizim Meslek Yüksekokulumuzda temel İngilizce 5 saat kesinlikle ve kesinlikle. Onun dışında ikinci sınıfta mesleki İngilizce dersleri bulunuyor ve onlarda da yine ikinci bir yabancı dil olan İspanyolca eğitimleri ya da belki bir farklı diye sunma ihtimalleri var. Yine mutlaka zorunlu ikinci bir yabancı dil şansları bulunuyor. Bu arada mekatronik programımızda da kesinlikle ikinci sınıfta mesleki İngilizce dersleri var. Mekatronikle ilgili şunu söylemek isterim, atladım, affedersiniz bu arada. Mekatronik dediğimiz zaman bir otomasyon sistemi aklımıza geliyor. Hani öğrenciler mekatroniğin içeriğinin ne olduğunu merak ederlerse eğer, elektrik, elektronin, makinenin hepsinin bir böyle entegrasyonundan oluşan bir otomasyon sistemi aslında. Biz mekatronik dediğimizde otomasyon aklımıza geliyor. Ve onların dersleri kapsamında da yine dışarıdan sektör tecrübesi olan hocaları bulunuyor. Dersleri kapsamında örnek veriyorum, bilgisayar destekli çizim dersleri var. Bizzat bilgisayar laboratuvarlarımızda bu çizim dersini ediniyorlar. Sınavlarını da bu çizim dersini yaptıkları çizimden sınav sırasındakinde başarılı olurlarsa dersi geçebiliyorlar. Bu şekilde bir donanım verilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda mekatronik programı akademisyen hocalarımızın MEKA destekli yürütmüş oldukları bir laboratuvar, projemiz var. Şu anda bu projenin belirli süreçleri tamamlandı, bürokratik süreçleri. Onların ayrıntısına girmeyeyim. MEKA projesi için de ayrı bir laboratuvar kurulumu gerçekleştiriyoruz. Ve bu laboratuvarda da öğrencilerimiz hem projeye destek olacak hem de eğitim alacaklar. Ama bu laboratuvarın haricinde bizim elektrik elektronik ağırlıklı başka bir mekatronik laboratuvarımız da bulunuyor. Yani Meslek Yüksekokulumuzda bizim kendi bünyemizdeki bilgisayar laboratuvarımız, mekatronik laboratuvarımız bulunuyor. Ama bunun haricinde biz biliyorsunuz ki bu yerleşkede uygulama ağırlıklı eğitim vermeye çalışıyoruz dediğimiz için mesleki eğitim merkezinin ya da model fabrikanın ya da akıllı teknolojiler merkezinin laboratuvarlarından da yararlanma şansına sahibiz. Akademisyenlerimiz bir şekilde iştiraklerimizle bir araya gelip bu süreç hakkında bir karara varıp uygulamaya gitmeye çalışıyorlar. Affedersiniz bu arada. Onun haricinde kapatayım mı? Çok affedersiniz. Düşünmediğim için özür diliyorum hepinizden. Onun haricinde mekatronik programına geri dönmüş oldum ama bilgisayar programcılığı ön lisans programımız var. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve bilgisayar programcılığı henüz bir yıllık bir program. İlk öğrencilerimizi aldık. Şimdi ikinci sınıf oldular. Yeni öğrencilerimizi bekleyeceğiz inşallah. Buradaki öğrencilerimiz de yine aynı şekilde Mesleki Eğitim Merkezi destekli olarak sertifikalı eğitimlerle yazılım
eğitimleri alıyorlar, yazılım programlarına dair eğitimleri alıyorlar ve yine sertifika edinme şansına sahip olacaklar. Her dört bölümümüzün de müfredatları alanında uzman, sektörden ve akademisyen olan kişiler bir araya getirip bir çalıştayla meydana getirildi ve direkt sektörün ihtiyacına cevap verebilecek bir program oluşturulmaya çalışıldı. Ama gerekli gördüğümüzde bunu çok basite indirgemeden derslerde revizeye gidebiliyoruz. Ya da dışarıdan destek alabiliyoruz. Bir şekilde sektörle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sivil havacılık kabin hizmetlerinde ekstra olan şöyle bir durum daha var. Biraz karıştı ama mesela yine işaret dili eğitimi alıyorlar. Yani işaret dili bilen çok fazla host ya da hostesin olmadığı bilgisine edindik biz Türkiye'de. İşaret dili de kazanaraktan en azından kendilerine ekstra bir CV'lerinde katkı olacağını düşünerek biz bunu gerçekleştirdik. Meslek Yüksekokulumuzda ayrıca bir kütüphanemiz var. Şu an o kütüphaneyi donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Gerekli gördüğümüz kitapları tedarik etmeye çalışıyoruz. Bu konuda hani problem hiç yaşamıyoruz. Çok iyi gidiyor. Sosyal alanlarımız var. Elbette ki sanayi bölgesinde olmanın bazı hani dezavantajları var ama bizim öğrencilerimizin iki tane kampüsü var. Hem Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu'nda bulunabiliyorlar hem de istedikleri zaman merkez kampüse gidebiliyorlar. Yüz yüze eğitim yaptığımız dönemde belirli işte bizim üniversitemiz kapsamında bulunan Karatay Medresesi ya da Ahilik gibi derslerimiz var biliyorsunuz ki. Bu derslerin yürütülmesine merkez kampüse giderek orada ders görüyorlardı. Ya da her türlü imkandan her iki kampüs içerisinde de destek alıyorlar. Ulaşım imkanına gelecek olursak ilk yıl bunu daha fazla zorluğunu yaşadı arkadaşlarımız. Bu konuda haksızlık edemem onlara. Şu anda işte merkez kampüsten Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu'na daha sık olan servis ulaşımına sahipler. Aynı zamanda belediye otobüsü var iki tane. Bunlardan bir tanesi direkt bizim bulunduğumuz yerleşkenin önünden geçiyor. Diğeri biraz yakınından geçiyor. Sonuçta yeni kurulmuş bir meslek yüksekokulu olarak en hızlı şekilde kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Öğrencilerimizi nasıl en iyi uygulamaya yönelik bir eğitim verebiliriz ve onları bunu mutlu edecek şekilde yapabiliriz odaklı ilerlemeye çalışıyoruz. Yani iki yılda birazdan bahsedeceklerdir. Olan değişim biraz hani pandeminin etkisiyle yine de yapmaya çalıştığımızı göstermek istedik. Yapabilmişizdir umarız. Onları tabii ki mutlu edebilmişizdir ama hani biz ne kadar üniversite olarak bunun imkanı sağlıyorsak öğrencilerimizin de bize desteği çok fazlaydı. Üç arkadaşımın nezdinde herkese teşekkür ederim. Hepsine teşekkür ederim. Şöyle bir avantaj var işte. Birazcık daha birlikte vakit geçirme şansına sahibiz. Topluluklarımız aracılığıyla sektöre daha çok ulaşmaya çalışıyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz. O konuda da Aleyna bahsedecektir. Bana sormak istedikleri varsa her an sorabilirler. Ben isterseniz daha fazla uzatmadan sözü arkadaşlarıma bırakayım. Yasemin Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Meslek Yüksekokulumuz hakkında çok ayrıntılı bilgi verdiniz. Şimdi sizi dinleyen birisi muhtemelen hemen Konya Karatay Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun bu bölümlerine gelecektir. Çünkü öyle bir anlattınız ki biz sanayinin merkezindeyiz, çocuklarımızın yanındayız. Ve inovatif yöntemlerle onları zaten geleceğe hazırlıyoruz. Şu an 3 tane önümde örneğim var. Onlar benim aynam diyorsunuz. Çok teşekkürler. Sorular olursa tekrar size geri döneceğiz. Tabii. Şimdi nacizane tabii ki ben biraz böyle şeyin dışına çıktım. Formatın dışına çıktım. Kendimi tanıtmadım. Ha, buyurun. Yani evet sadece Şengül yazıyor orada. Uzman psikolojik danışmanım. Farklı sektörlerde çalıştım ben de. Şu an MEP'te bir kurumda çalışıyorum. Bugün birlikte bir moderatörlük çalışmada moderatör olarak yapıyorum ve yaklaşık hani bir buçuk yarım saat 45 dakikamız kaldı. Şimdi sözü tekrar teşekkür ediyorum Yasemin Hocam. Ahmet'i bırakıyorum. Sizin paylaşmak istediklerinizi dinliyoruz Ahmet Bey. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Vallahi keyifle dinliyoruz Yasemin Hocam. Özellikle çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Ben de küçük bir sunum paylaşacağım müsaadenizle. Çok güzel bir sistemi devreye aldılar bu sene. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin DABİS adında, Danışman Bilgi Sistemi adında bir sistemi bu sene devreye girdi. Ondan ben bahsedeceğim size. Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi olarak SKS Direktörlüğü'ne bağlı. Bu sistem nedir derseniz iş gücü konusunda üniversitenin piyasalarını, performanslarını, piyasa performanslarını üniversite bazında raporlayan ve 81 bölüm için yapılan detaylı bir çalışmadır bu.
İş bulma süresi, başlangıç ücreti, niteliğine uygun çalışıyorlar mı kısmında, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, firma büyüklüğü, sektör dağılımı ve yüksek öğretim iş gücü piyasası endeksi, yani işin akademisyenlik boyutunda ne kadar katkı sağlanıyor kısmında. Bu başlıklarda değerlendirmeler yapıldı ve bu değerlendirmelere rehberlik danışmanlarımız, bu sisteme kayıtlı bir şekilde olan rehberlik danışmanlarımız girdikleri zaman iki farklı üniversiteyle alakalı karşılaştırma da yapabiliyorlar. Bunun yanında bizler kendimiz girdiğimizde üniversite olarak kendi üniversitemizin Türkiye ortalamasına göre karşılaştırmasını ve bulunduğumuz DİK'le alakalı ortalamaya göre karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Biz 2000 yılı sonrasında kurulan bir üniversite olduğumuz için Yükseliş Ligi'ndeyiz ve Yükseliş Ligi değerlerine göre kendimizi değerlendirebilme imkanımız oluyor. Lise öğrencileri, mezunlar, üniversite öğrencileri faydalanabiliyor ve destek alma noktasında psikolojik danışmanlar, rehberlik öğretmenleri ve kariyer danışmanları bu sistemden faydalanabiliyorlar. Ama dediğim gibi sisteme kayıtlı olmaları gerekiyor. Kendi verilerimizi şöyle bir incelediğimizde güzel geri bildirimler gördük. Niteliğine uygun işlerde çalışanlar sıralamasında 153 üniversite arasında 26. sıradayız. Hep bir klişe vardır biliyorsunuz. Ben aslında şunu okumuştum ama şimdi şu işi yapıyorum gibi. Bu noktada da iyi sıralarda yer aldığımızı görmek bizi sevindirdi açıkçası. Bununla birlikte istihdam sıralamasında da 153 üniversite arasında 15. sıradayız. Yani öğrencilerimizin büyük bir kısmı iş hayatına entegre olabiliyorlar ve direkt katkı sağlayabiliyorlar. Bununla birlikte hızlı bir şekilde iş bulma konusunda da 153 üniversite arasında yine 25. sıradayız. Burada tabii şöyle bir veri var. Bunu paylaştığım zaman daha net olacak. Mezun olmadan önce %13 öğrencilerimizin iş bulabiliyorlar. 6 ay içerisinde, 0-6 ay içerisinde %62'si ve son 12 aylık, 6-12 aylık dilim içerisinde %14'ü, toplam %89'u bir yıl içerisinde iş bulabiliyorlar. Burada da biz az önceki gösterdiğim bu sektör danışmanlığı projemiz var. O projenin ve diğer projelerimizin de çok katkı sağladığını düşünüyoruz. Çünkü öncesinden öğrenci hayatı devam ederken iş hayatına dahil olabildikleri projeler bunlar. Ve o vesileyle erken de başlayabilme imkanları oluyor. Genel olarak değerlere şöyle tekrar baktığımızda sektör bazında dağılım kısmında en solda bizim Karatay Üniversitesi ile alakalı veriler, Yükseliş Ligi ve Türkiye genelini göreceksiniz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim 3 başlık var. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde, toptan ve perakende ticarette ve imalatta hem Yükseliş Ligi'nden hem de Türkiye genelinden ortalamadan daha yüksek bir performans sergilemişiz. Bununla birlikte yine sektörel dağılım olarak baktığımızda kendi sektöründe ve diğer sektörlerde yine Türkiye geneli ve lig ortalaması üzerinde olduklarımızı şöyle bir değerlendirdiğimizde çok çeşitli, yani farklı alanlarda da iyi olduğumuzu gösteren güzel bir dağılımla karşılaştık. Bu da bizi ayrıca çok memnun etti. Sonuç olarak baktığımızda 7 tane başlıkta bir değerlendirme olduğu için kendimizi daha geniş bir perspektiften değerlendirebilme imkanımız oldu bu sistemle birlikte. Aynı zamanda dışarıdan birisi bizimle alakalı bir bilgi almak istediğinde daha tarafsız ve güvenilir bir bilgiye erişebilme imkanı var. Kendi değerlerimizi, verilerimizi değerlendirdiğimizde vizyonumuz doğrultusunda ilerlediğimizi görüyor olmak bizi de ayrıca sevindirdi zaten. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Burada öğrencilerimiz için nihayetinde hep birlikte işte yaşayacakları bölümle alakalı, yani seçmeyi düşündükleri bölümle alakalı bir şöyle simüle edebilsinler. Acaba gerçekten onları neler bekliyor kısmında böyle bir paylaşım bulunalım diye düşündük. Çok da keyifli ilerliyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Şengül Hocam. Buyurun, sözü tekrar size bırakıyorum. Sanırım sözü bırakamıyorum. Şengül Hocam şu anda görünmüyor. O zaman ben hemen, geldi herhalde. Şengül Hocam burada mısınız? Sesiniz kapalı şu anda hocam. Ben durumu idare edeyim. Şengül Hocam gelene kadar sanırım internet problemi yaşıyor. Akışımız konusunda zaten bilginiz var. Biz şöyle devam edelim. Sanayinin içerisinde yine de değer üretmem lazım diyen Abdullah Dikici kardeşimizi, mekatronik mezunu kendisi, sözü ona verelim isterseniz, oradan devam edelim. Buyurun. Anlayacağım. Yasemin Hocam'a da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel özetledi. Size pek bir şey bırakmadı ama. Gene şöyle bahsedeyim. Ben bu sene mezun oldum.
2001 yılında. İlk başta tabii orada yalnız dış ticaret arkadaşlarımız vardı, ticaret bölümünden. Kendimiz vardı. Diğer kampüse göre nazaran birbirimize çok iç içeydik. Orada tanıdığımız arkadaşlarımız olduğu zaman bayağı kaynaşmıştık. Fikrim şu, yani öbür tarafta olsaydı belki bu kadar bir tanışmışlığımız olmayacaktı. Bu kadar bir samimiyetimiz olmayacaktı. Öbür taraftan okulumuz gerçekten hocamla bahsettiği gibi çok güzel, teknolojiye ayak uyduran bir okul. Kendi mekatronik laboratuvarımız olsun, oradaki mesleki eğitimleri de olsun. Biz derslerimizde yeri geliyordu, direkt uygulamaya geçiyorduk. Ben bu yüzden bu üniversiteyi çok sevmiştim. Uygulama üzerine öğretiyordu. Bize de bu lazımdı. Yani sürekli bir ders kitabında ya da not alarak pek bir şey olmuyordu. Onun bir uygulaması lazımdı yani. Bize de hocalarımız, gerçekten işlerinde profesyonel hocalarımız bize bunları öğretiyordu. Onların sayesinde gerçekten güzel bilgiler edindik, kendimizi geliştirdik. Bölüm açısından bizim bölümümüz gerçekten geniş yelpazeye sahip. Tabi bu insana da bağlı olarak kendini geliştirdiğim sürece yelpaze daha da genişliyor. İş olanağın çoğalıyor. Ayrıca model fabrikaya gelecek olsam, model fabrika hemen bize bilgilendirme yapmışlardı. Bize de hemen girmemiz lazım. Gerçekten çok güzel insanlarla tanıştık. Bize çok güzel eğitimler verdiler. Farklı farklı firmalardan insanlara gelerek bu işi nasıl daha düzgün yapılabilir, nasıl özenle yapılabilir, hata oranları nasıl azaltılabilir, bunları öğretiyorduk onlara. Ve bunu gördüğün geri dönüşünde de gayet güzel bildirimler alıyorduk. Hocalarımızı tebrik ediyorduk yaptığımız işlerden dolayı. Arçelik'in şu da var, okurken bile bize iş teklifleri geliyordu. Yani soruyorlardı, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, tecrübeleriniz neler falan diyerek de. Ve bize iş teklifleri gönderiyorlardı. Bir gelin, görüşelim, ne yapalım, edelim diyerek de. Ve hani ben hariç birkaç arkadaşımla da aynı şekilde iş teklifleri gelmişti. Tabii okuduğumuz için pek bir şey yapamadık. Şu anda mezun olduk. İnşallah DGS ile beraber 4 yıllığa geçişimi yapacağım. Ve okulumu gerçekten bırakmak istemiyorum. O kadar güzel ve o kadar işten ki hani bırakasın gelmiyor. Yani o hep sürekli bir okuyasın geliyor okulda. Öbür taraftan şeye değinecek olursam biraz karışık diyorum, kusura bakmayın. Okulumuz gerçekten dijital bir okul. Dijital çağa çok güzel ayak uyduruyor. Her şeyin en iyisini yapıyor. Biz derslerimizde eğitim alırken en son teknolojik ürünlerle eğitim alıyoruz. Şahsen daha araç kullanmamış arkadaşlarım bile en iyi araçlarla derslerini öğreniyor, bunları kullanmayı öğreniyor. Gelecek hayatta iş hayatına gittikleri zaman yabancılık çekmeden nasıl neyi kullanacağını orada çok güzel öğreniyorlar. Hocalarım çok güzel derslerini veriyorlar. Kendi geçmişlerine tecrübe edindikleri bilgilerini bize de aktararak bizim de bunları öğrenmemizi sağlıyorlar. Öte yandan diğer fakültede pek bir farkımız yoktu. Orada soba başı sohbetlerimiz oluyordu. Biz de aynı şekilde bu tarafta soba başı sohbetlerimiz yapıyorduk hocalarımızla beraber. Güzel iş yapıyordu. Hatta aşure günü bile yapmıştık. Çok da keyifli olmuştu. Yani ben hiçbir okulda bunu görmemiştim. Şayet ben Kıbrıs'ta okuyordum. 1,5 sene orada eğitim aldım. Ardından Türkiye'ye geri dönüş yapmıştım. Yani orası biraz daha farklı ama hiç böyle bir keyifli değildi. Orada da yine etkinlikler oldu. Ama burası gibi olmuyordu. Burası ayrı oluyordu. Öte yandan ben topluluk olarak şu anda Karget topluluğundayım. Araç projesinde elektrikli araç yapıyoruz TÜBİTAK yarışlarına. Ve burada hem ekip çalışması olarak hem bireysel çalışma olarak gerçekten güzel bir tecrübe ediniyoruz. Öğrenmediğimiz bilgiler öğreniyoruz. Yeri geliyor büyüklerimizden, hocalarımızdan tavsiyeler alıyoruz. Ekip arkadaşlarımız, bizim bilmediğimiz bilgileri bilen arkadaşlarımızı onlardan tecrübe alarak böyle bilgilerimiz gerçekleşiyor. Topluluklarımız da çok güzel, etkinliklerimiz de çok güzel. Yani gelmelerini tercih ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, Abdullah Bey'e, Abdullah'cığım teşekkür ediyoruz. Diline sağlık. Anlatırken yüzünde tekrar yaşadım o 2 yılı, o coşkuları. O kadar güzel aktardın ki sanki ayağına taş değmemiş gibi üniversitede. Evet. Öyle bir hissiyat oluştu bizde. Şimdi Furkan mı acaba söz almak ister, yoksa Aleyna mı, yoksa ben mi söz alayım, vereyim arkadaşlar? Aleyna, başlamak ister misin acaba? Sen bu konuda ne söylemek istersin? Neler paylaşmak istersin bizimle? Öncelikle ben Aleyna Genç Ticaret Topluluğu Başkanıyım.
Bu sene mezun oldum. Biraz hüzünlüyüm, biraz da mutluyum. Yani dış ticaret bölümü bana çok şey kattı. Özellikle Karatay Üniversitesi'nde okuyor olmak ve bu üniversiteden bu bölümle mezun oluyor olmak bana gerçekten çok farklı bir duygu kazandırdı. Çok farklı şeyler öğretti. Okulumuzun konumundan bahsedecek olursak Yasemin Hocam da biraz bahsetti o konuda ama evet gerçekten ilk geldiğimiz zamanlarda hani ne oluyor dedik. Gerçekten uzaktı yani ilktik. Orada ilk olmak farklı bir güzel duyguydu ama uzak olmak, diğer kampüsten uzak olmak farklı da hissettirmedi değil. Ama sonrasında o ortamı gördükçe çok samimi, sıcak bir ortam vardı. Hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun, mekatronik bölümü vardı. Mekatronik bölümüyle birlikteydik. İki bölümdük ilk senemizde. Ve gerçekten hiç kimse hiç kimseye yabancı gibi davranmadı. Sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Çok farklı bir bağ kurduk. Ve böylelikle okulumuz gün geçtikçe daha da güzelleşmeye başladı. Daha güzel faaliyetleri, dijital yani çok çok ileri seviyeye çok hızlı bir şekilde geçtik. Yani bu konuda teşekkür ediyorum Yasemin hocama, arkadaşlarıma. Cidden Yasemin hocam özellikle hiçbir zaman diğer akademisyen hocalarımızla birlikte bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hep yani bizi sahiplendiler ve biz hiçbir zaman iki farklı kampüs olduğu için kendimizi yalnız hissetmedik. Ya yani hatta sektörün içinde olmak, bu bölümlerde okuyup bu sektörün içinde okuyor olmak bizim için büyük bir avantaj. Yani açıkçası kendimizi ayrıcalıklı gibi hissediyorduk ki bence öyle olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü sektörün içindeyiz. Sektörden doğan kişilerle birlikteyiz. Yani etrafımızda herkes bu sektörün içinde. Yani merdivenlerden aşağı indiğimizde dış ticaret birimine giderek kafamızdaki soru işaretlerini giderebiliyorduk. Ve onlar hiçbir şekilde yani şöyle söyleyeyim her zaman bizim yanımızda oldular. Kafamızda hiçbir soru işareti bırakmadılar. Karatay Ticaret Odası Dış Ticaret Koordinatörü Ferit Meriç Bey sağ olsun ilk dönemimizde geldi sunum yaptı. Bize birimini tanıttı, okulu tanıttı. Çok güzel eğitim aldık, bilgilendirme almıştık. Bu konuda da tekrar teşekkür ediyorum. Bütün akademisyen hocalarıma burada olan olmayan herkese teşekkür ederim. Ben okulumuzda yaptığımız faaliyetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Pandemi dolayısıyla çok aslında ilerleyemedik. Ya ilerledik. İlk dönem çok hızlı bir giriş yaptık. İlk olarak Türk Exim Bank Konya Şube Müdürümüz Murat Pekmezci Bey'i ağırladık okulumuzda. Çok verimli, aşırı verimli bir görüşme sağladık. Çok sevdik kendisini. O da bizi çok sevdi. Ondan sonra ikinci olarak Karatay Ticaret Odası Başkanımız Sayın Selçuk Öztürk Bey'i okulumuza ağırladık. Kendisiyle çok güzel bir görüşme sağladık. Çok verimli görüşmeler yaptık, konuşmalar yaptık. Birebir tanışma imkanımız ve konuşma imkanımız oldu. Kafamızda hiçbir şekilde soru işareti bırakmadan birebir olarak onunla görüşebildik ve ona sorabildik. Ve ondan da çok güzel karşılık alarak yolumuza devam ettik. Sonrasında sinema buluşması yaptık okulumuzda. Eğlenceli faaliyetler yaptık. Tabii pandemi girdi. Pandemiden dolayı yüz yüze değil de Zoom üzerinden ilerletmeye çalıştık bir şekilde. Zoom üzerinden ilerlettiğimizde Karatay İşletme Topluluğundan Alperen'le birlikte, diğer paydaş topluluklarımızla birlikte Afyon Karahisar Bayat Kaymakamımız Sayın Ömer Tekeş Bey'i ağırladık. Yanına gittik öncelikle görüşmemizi sağladık. Sonrasında Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik ve kaymakamlığa nasıl başladığını yani bu süreçte neler yaşadığını, ne zorluklarla, ne gibi zorlukları yaşadığını ama hiçbir şekilde onun nelerin pes ettirmediğini, buralara kadar nasıl gelebildiğini konuştuk. Bize o konuda da yardımcı oldu. Ve biz bu kadar kısıtlı imkanların arasında yılın en iyi çıkış yapan ödülünü aldık topluluğu olarak. Dış ticaret, genç ticaret topluluğu olarak bu ödülü aldık ve bundan çok büyük bir gurur duyuyoruz gerçekten. İmkanımız daha fazla olsaydı belki daha güzel şeyler yapabilirdik ama inşallah 2022 senesinde daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Biraz acemiliğimize geldi hepimizin, bütün topluluklarımızın aynı şekilde. Yapabildiğimiz en iyi şeyleri yapmaya çalıştık.
Herkese yardımcı olmaya çalıştık. Topluluklarımız var, bir sürü topluluğumuz var. O kadar güzel insanlar ki gerçekten hiç kimseye hiçbir zaman yabancılık çektirmedik. Çektirmemek için de çabalıyoruz. Bu şekilde ilerliyor bizde süreç. Yani şu an isterseniz ben daha fazla vakit almayayım. Furkan Bey konuşsun. Ben yine söz hakkı alırsam alırım. Aline'cim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Mezun oluyorum derken gelin olmuş anne evinden çıkan bir kızın hüznü vardı içinde. Aynı zamanda beceri kazandım, deneyim kazandım ve o iki yıllık deneyimde ilk olmanın, ilk dokunuşları yapmanın ve yapılmanın hazzı da var üzerinde. Aslında evet. Bu güzel bir süreç. Şu an bizi izleyen arkadaşlarım için de açıkçası o aidiyetlik duygusunu çok güzel kazandırmış Yasemin hocamlar ve o ortamda bulunan sizler. Çünkü aidiyet duygusu gelişmeyen bir insanın bu duyguları bu kadar canlı ve heyecanla aktarabilmesi biraz zor gibi geliyor bana. Tekrar teşekkürler. Şimdi Furkan aslında ister sonra çıkar deniyorum ama son sana kaldı. Umarım kırmadık seni. Lütfen buyur söz senin. Estağfurullah. Öncelikle herkese merhaba. Ben Furkan Çınar. Dış ticaret bölümü mezunuyum bu sene. Şu an halihazırda organize sanayide faaliyet gösteren bir firmada, ihracat yapan bir firmada, dış ticaret departmanında dış ticaret sorumlusu olarak çalışmaktayım. Başlamadan önce Yasemin hocamın anlattıklarını dinleyince tekrardan bölümü tercih edip bir iki sene daha okuyasın geldi. Yani işin gerçeği. Çünkü bizim iki senemiz yaklaşık pandemiden dolayı da 1,5 yılımız maalesef pek verimli geçmedi. Bu bir gerçek ama Yasemin hocamın anlattıklarından yola çıkacak olursak, yapılan değişiklikler ve olumlu faaliyetlerin hepsini göz önünde bulunacak olursak, bir iki sene daha okuyabilirim tekrardan yani işin gerçeği. Bundan ziyade şöyle bir durum var. Biz dış ticaret bölümü olarak neden dış ticareti seçtik? Ben biraz bunlara değineyim. Şimdi insanlar, özellikle firmalar bir şeyleri üretiyorlar ve ürettikleri ürünü satmak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Bunun için Konya bizim için çok güzel bir örnek. Dış ticaretçiler olarak bizler üreten Konya'nın ürünlerini dışarı satmak için, yani özellikle yurt dışına satmak için yetişmiş ve yetiştirilen personelleriz, elemanlarız. Bunun şöyle bir durumu var, şöyle izah edeyim. Geçen seneye kıyasla Konya'daki firmaların hepsi ortalama olarak ihracatlarını %30-%40 artırdılar pandemiye rağmen. Yani bundan şu sonuç çıkıyor. Konya bir şeyler üretiyor. Ürettiğini satmak istiyor. Satmak için de personele ihtiyacı var. Bizim gibi dış ticaretçilere ihtiyaçları var. Bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle biz ilk sene okulda hocamın da bahsettiği gibi teori derslerini aldık. Tamamen sektörü tanımak için, yani programı tanımak için. İkinci senenin başlangıcında uygulamalı eğitim ve staj eğitimi gördük. Bunda sektörde eğitim alan arkadaşlarımız da vardı, gümrüğe giden arkadaşlarımız da vardı. Yani kamuda ve özel sektörde çalışan arkadaşlarımız da vardı. Yani sadece özel sektör olarak değil aslında. Devlette de iş imkanının olduğunu düşünecek olursak direkt gümrüğe gidip orada da çalışmalarını yürüttüler. Bunun başında bundan ziyade ikinci sınıfa geçtiğimizde daha çok teori artı uygulamayı gördük. Uygulamadan kastımız nedir? Dış ticaret merkezinin burada olmasından kaynaklı. Biz daha çok buraya yöneldik. Hocalarımızın uygulamalı eğitim dersleri de vardı ama dış ticaret merkezinin burada olması bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu niçin söylüyorum? Dış ticaret merkezinde normalde firmalar dış ticaret merkezine başvurduğunda, yani ben nasıl müşteri bulabilirim sorusunun cevabını aradıklarında dış ticaret merkezi bunların eğitimini vermez. Sadece sonucu gösterir. Biz bu eğitimi okul esnasında alıyoruz yani. Direkt hocalarımızın eğitiminin yanında uzman personel tarafından bu eğitimi okul esnasında alıyoruz. Bir diğer husus bizim için önemli olan aslında okul aşamasında biz normal derslerimizi görüyoruz. Ama ben mezun olarak şunu söyleyebilirim. Çalıştığım firma ve diğer sektördeki diğer firmaların talebi şu. Nitelikli personel artı yabancı dil. Yabancı dilden kastımız şu. İngilizce artık bizim için bir yabancı dil değil. Yani maalesef İngilizce bizim için olmazsa olmaz. Maalesef demiyorum. Olmazsa olmazımız. Artı Yasemin hocamın söylediği gibi biz İspanyolca öğrendik. Yani belli bir seviyeye kadar geldik. Tamamen öğrendik diye mesela. Belli bir seviyeye kadar geldik.
Ben Güney Amerika'daki müşterimle en azından 3-5 satır İspanyolca konuştuğumda müşterim bir tebessüm edebiliyor yani. Karşımdaki insan benim dilimi biliyor diyebiliyor. Bu bir avantaj. Karate Üniversitesi'ne gelecek olursak, hani niçin Karate Üniversitesi dış ticaret bölümü? Hocamın da bahsettiği gibi biz ticaret odasının üniversitesi olduğumuz için, oda üniversitesi olduğumuz için sektörle iç içeyiz. Yani sektördeki bu hususu avantaj olarak kullanabiliyoruz. Örnek veriyoruz, ben Karate Üniversitesi'nde dış ticaret bölümünden geliyorum. Bizi mezun olduktan sonra çok rahat yönlendirme aşamasına geçebiliyoruz yani. Çok rahat istihdam konusunda ve diğer konularda herhangi bir konuda aklımıza çok fazla soru işareti kalmıyor. Diğer bir hususa gelecek olursak dış ticaret merkezi ve okulun iç içe olması. Yani konumdan dolayı şöyle bir durum var. Tekrardan başa geleyim. Arkadaşlarla genel olarak bizim aklımızdaki şey konum. Yani okul niye merkez kampüsten uzak, biz niye buradayız? Biz bunu dezavantajdan avantaja çevirdik. Çünkü neden? Sayımızın az olması bizim ilişkilerimizin daha samimi olmasını ortaya çıkardı. Evet, sayımız azdı, merkezden uzaktık ama ulaşımı bir şekilde hallettik. Şu an gördüğüm kadarıyla zaten o problem tamamen ortadan kalkmış. Sayımızın az olması ve konum bizim hocalarla ve kendi aramızdaki iletişimi ortaya çıkardı. Daha çok gelişmesini sağladı. Yani belki merkez kampüsteki sayının fazla olması dezavantaj değil ama bizim buradaki sayımız belliydi. Herkes birbirini çok güzel tanıyordu ve okul esnasında ve okuldan sonra da birbirimize samimiyetimizi ilerletebildik. Bu konuda söyleyeceklerim yani bu kadar. Biz mezun olarak şöyle söyleyebilirim. Dış ticaret personellerine yani dış ticaret mezunu arkadaşlarına bu bölüm seçecek olanlar bölümden ve okuldan kaynaklı aklılarında hiçbir soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla bu bölümü tercih edebilirler. Bu üniversitemize gelebilirler. Hocalarımız kesinlikle kendi alanlarında uzmandır. Özellikle sektörün içinde ve tecrübe edinmiş hocalarımız var. Bu hocalarımızdan maksimum fayda elde ederlerse mezun olduktan sonra istihdam konusunda, iş bulma konusunda çok rahatlıkla iş bulabilirler. Şimdi söyleyeceğim bu kadar sorular olan varsa yardımcı olabilirim. Teşekkürler Furkan. Yasemin Hocam, son olarak sözü size verelim. Bu kadar değerli öğrencilerimiz, mezunlarımız, hatta Furkan Bey çalışıyor şu an. Belki Abdullah Bey, Aleyna da çalışacak ya da çalışıyorlar bilemiyorum aktif olarak. Eklemek istediğiniz, evet Konya Karata Üniversitesi olarak, meslek yüksek okul olarak, inovatif, yaparak, yaşayarak, görerek, öğrenerek, yine kalbinden bir sanayinin merkezinde olan bir yerleşkeye sahip, avantajlı bir üniversite olarak. Buradan arkadaşlara eklemek istediğiniz bir şey var mı? Her birine çok teşekkür ederim. Olandan fazlasını söylediler aslında. Furkan gibi çalışan birkaç tane daha arkadaşımız var bizim. Bir kısmı kendi işlerini devam ettiriyor hatta. Bir kısmı Furkan gibi sektörde iş imkanına sahip oldu. Her dört bölüm içinde kesinlikle istihdam sıkıntısı yaşamayacaklarını tercih edecek adaylar için söylüyorum. Yani bizim üniversitemizi tercih etmelerini çok isteriz, çok mutlu oluruz. Ancak tercih etsinler ya da etmesinler, her dört bölüm, dört program içinde baktığımız zaman gerçekten sektörde istihdam noktasında kendilerini geliştirdiklerinde açıkta kalmayacaklar. Her birinin ayrı özellikleri var tamamlamaları gereken. Biz her zaman aday öğrencilerimiz için de, mezun öğrencilerimiz için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yani onların mezun olması bizden ayrı bir durumda olmalarını gerektirmiyor. Kopmayacağımızı düşünüyoruz çünkü farklı bir kısım oldu. Hatta birlikte farklı projelerimiz var bundan sonra devam ettirebilmek adına. Ve bunu gerçekten hani zorunluluktan ziyade gönüllülükle yaptığımız için kendi adıma ne ben onlardan hani bir şey beklerken gocunmuyorum ne de onlar bir şey olduğu zaman ya yine bir şey geldi diye bakmıyorlar aslında. Yani sizin dediğiniz aidiyet duygusunu aramızdaki bağlılıkla sağlayabildik çok şükür ki. Onun haricinde biz elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz söyledim. Ama onlar da bizi biraz daha zorlarlarsa, beklentilerini yansıtırlarsa, kendilerini geliştirmeye devam ederlerse bu tılsımı devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani bir şeyler böyle beklenmediğinde olanla devam ettiğimizde sanki yeterliymiş gibi gözükebilir. Bence en büyük handikap da burada
ortaya çıkar. Eleştirmek, dozunda eleştirmek, geliştirecek şekilde eleştirmekle biz bu süreci devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki farklı yerleşkedeyiz. Merkez kampüsteki tüm birimlerin desteğiyle bu süreci devam ettiriyoruz. Sonuçta orası burası diye bir durum söz konusu değil. SKS direktörlüğümüz de bizim için olması gerekeni ve elinden geleni yapıyor büyük bir arzuyla. Ya da işte iletişim, öğrenci işleri hiç fark etmiyor. Orada merkezde işler nasıl yürüyorsa burada da aynı şekilde devam ettiriliyor bir şekilde. Dediğim gibi kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz halimizde harikayız diyemem ama öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Fazlasını söylediklerini düşünüyorum. Gelip görmek isterlerse aday öğrencilerimiz de her zaman Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüze gelebilirler. Şu anda da halen aktif olan, onların bizi ziyaret edebilmesi için gün içerisinde birkaç kere gelen bir servisimiz var. Hani yaz tatili döneminde olmamız bize ulaşamayacakları anlamına gelmiyor. Zaten hani belediye ulaşımı sağlanıyor ama biz de üniversite olarak bunu desteklemeye devam ediyoruz. Soruları varsa şu an ya da sonrasında maille de ulaşabilirler, telefonla da ulaşabilirler. Her şekilde destek olmaya çalışırız. Sizinle de tanıştığım için çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ahmet Bey de aynı şekilde. Söyleyebileceklerim bu kadar. Yasemin Hocam, emeğinize, dilinize... Ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki Aleyna'cığım, lütfen. Okulumuzu gelip görecek arkadaşlarımız ola ki servis bulamazlarsa bize ulaşabilirler. Biz bizzat onlarla gelip okulumuzu gezdirmeyi, tanıtmayı, hocalarımızla tanıştırmayı çok çok isteriz. Hani servis şartı yok. Kesinlikle bize de ulaşabilirler. Biz de her türlü koşulda yardımcı oluruz. Bizzat birlikte gideriz. Birlikte gezeriz. Çok isteriz böyle bir şey olmasını. Teşekkür ederim. Güzel. Aleyna güzel bir çözüm sundu ve gerçekten ben bu çalışmada şunun farkına vardım. Öğretme yok, öğrenme var ve Yasemin Hocam misyon ve vizyonumuzu öğrencilerimiz belirliyor diyorsunuz. İşte bu aslında 21. yüzyılın hani kendini simide et diyoruz ya hayalini, mesleğini. Öğrenciden, öğrenenden ve gelenden güç alan, onların hayalleriyle kendi misyon ve vizyonunu geliştiren bir konsept ve içerik oluşturmak çok güzel bir şey. Ve tekrar söylüyorum, o kadar güzel ifade ettiniz ki, dediniz ki beni öğrencilerim geliştirecek. Yaşam boyu öğrenmeden bahsetmek istiyorum. Furkan Bey orada 2 yıl daha okumak istiyorum dedi. Hala yaşam boyu öğrenme, her gün her dakikada bilgi değişiyor. Biz bugün Zoom üzerinden geleceğimizi hayal ettik. Geleceğimiz üzerinde konuştuk. Her şey bizler için. Ben emeğinize, dilinize ve gönlünüze sağlık diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi biz günler teşekkür diliyorum. Ederiz. İyi günler. Çok özür dilerim. Bir soru varmış. Onu cevaplandıralım. Öyle bitirelim. Hemen. Ben görebilirim. Şimdi geldi bana. Ben hemen aldım. Kusura bakmayın. Şöyle bir soru var. Merhaba. Benim sorum şu. Teknofest ve Global Game Jam gibi etkinliklere ekip çıkıyor musunuz diyorlar hocam. Tabii ki. Okulumuzda biliyorsunuz ki SKS direktörlüğümüzle birlikte önderliğini yaptıkları topluluklarımız var. Ve topluluklarımıza arkadaşlar alanlarında üye olabiliyorlar. Ve bu şekilde istedikleri Teknofest ya da işte bahsettikleri gibi benzeri uygulamalar üzerinden ilerleme şansına sahip oluyorlar. Onlar istediklerinde biz her şekilde destek oluyoruz. Abla'nın biraz önce bahsettiği gibi mesela Abla o projelerden bir tanesinde yer alıyor. Eğer isterse süreci nasıl başlattığını abla, eğer vaktimiz varsa tabii ki kısa bir bahsedebilir, özetleyebilir. Abdullah, yani bir 5-10 dakika ayırabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi şöyle, biz Teknofest'in elektrikli araç projesinde çalışıyoruz şu anda birkaç arkadaşımla beraber. Toplulukların belli bir katılım zamanları oluyor. O zaman diliminde gelip bizim topluluğumuza başvuru veya başka Teknofest'in yarışları için topluluklar var. Onlara katılabilirler. Hiçbir şey göz ardı etmeden. Bizim toplumumuza tıp öğrencisi de geliyor. Farklı dil öğrencisi de gelebiliyor. Yeter ki şey olsun. Nasıl diyeyim? Fikri olsun. Hani isteği olsun. Her çeşit insan gelebilir. Her çeşit bölümden gelebilirler bizim toplumumuza yani. Abdullah'cığım çok teşekkürler. Öğrenciye bağlı diyor Yasemin Hocam. Biz ön koşulları, şartları sağlıyoruz. Öğrencilerimiz istedikçe de kendimizi geliştireceğiz diyor sevgili arkadaşım. Cevap yeterli midir acaba? Chatten yazan arkadaşım için. Son olarak sizlerin eklemek istediğiniz sevgili arkadaşlar.
Ahmet Bey sanırım bir şey söylemek istiyordu ama. Yok estağfurullah, yeterli galiba dedim. Evet, cevap da geldi. Teşekkür Aynen. diyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın hocam. Size kendinize bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın.